Yüce dağların kucakladığı yerde bir orman uzanır. Sonsuz bir alacakaranlık içinde gizlenmiş, gizem ve korku dolu bir yer. Yerliler ormanın uğursuz doğasına dair hikayeler fısıldar, sesleri korkuyla kısılır. Burası gölgelerin dans ettiği ve efsanelerin canlandığı Blackwood Ormanı. Havada nemli toprağın ve çürüyen yaprakların kokusu ağır bir şekilde hissediliyor. Güneş ışığı yukarıdaki yoğun ağaç örtüsünü geçmekte zorlanıyor ve uzun, ürkütücü gölgeler oluşturuyor. Sessizlik neredeyse sağır edici. Sadece ara sıra bir dalın kırılması veya görünmeyen yaratıkların hışırtısıyla bozuluyor. Ormanın eşiğini geçerken omurganızdan aşağı bir ürperti iniyor. Ezici bir huzursuzluk hissi sizi kaplıyor. Derinlerde yalnız olmadığınızı biliyorsunuz. Yüzyıllardır Blackwood Ormanı sayısız efsaneye ve ürkütücü hikayeye konu olmuştur. Köylüler geceleri ağaçların arasında dans eden garip ışıklardan ve sanki toprağın kendisinden geliyormuş gibi görünen ürkütücü melodilerden bahsederler. Bazıları, ormanın kalbinde yaşayan ve yalnız girmeye cesaret edenleri avlayan kötü niyetli bir varlıktan fısıldar. Popüler bir efsane, kayıp aşkını aramak için ormana giren genç bir kadın olan Anya'nın hikayesini anlatır. Günler gecelere döndü ve Anya bir daha asla görülmedi. Bazıları ruhunun hala ormanda dolaştığını, yas dolu çığlıklarının ağaçlarda yankılandığını söylüyor. Bir başka hikaye ise ormanın derinliklerinde kamp kurmaya cesaret eden bir grup yürüyüşçüyü anlatıyor. Gecenin bir yarısı kamp alanlarını çevreleyen ağır ayak sesleriyle uyandılar. Korkudan birbirlerine sokuldular, görünmeyen varlık şafağa kadar onları takip ederken hareket edemeyecek kadar korktular. Blackwood Ormanı'nın en rahatsız edici özelliklerinden biri, girenleri şaşırtma ve kafalarını karıştırma yeteneğidir. Birçoğu dönen patikalarında yollarını kaybetti, pusulaları görünmeyen bir güç tarafından etkilenmiş gibi çılgınca dönüyordu. Bazıları ormanın kendisinin canlı olduğunu ve kurbanlarıyla oynadıktan sonra onları kendi malı olarak aldığını söylüyor. Ormana girip bir daha asla görülemeyen sayısız yürüyüşçü ve maceracının hikayeleri var. Ormanın uğursuz ününe katkıda bulunan kayıpları açıklanamamıştır. Bazıları ormanın sırlarının kıskanç koruyucuları olan eski, unutulmuş ruhlara ev sahipliği yaptığını düşünüyor. Bu ruhların, şüphelenmeyen ruhları ormanın kucağına çekerek onları gölgeli derinliklerinde sonsuza dek hapsettiğini söylüyorlar. Bu hikayelerin doğru olup olmadığı veya sadece aşırı aktif hayal gücünün ürünü olup olmadığı tartışmalı bir konudur. Dördüncü bölüm, Ormanda Bir Gece. Karanlık Blackwood Ormanı'na çökerken gölgeler uzuyor ve daha da tehditkar hale geliyor. Sıcaklık düşüyor ve yoğun bir sis çökerek orman tabanını ruhani bir sisle örtüyor. İşte ormanın gerçekten canlandığı, dünyamız ile ruh dünyası arasındaki perdenin en ince olduğu zaman burasıdır. Kendinizi ormanın kenarında dururken hayal edin. Son güneş ışınları yükselen ağaçların arkasında kayboluyor. Hava, çam iğnelerinin ve nemli toprağın kokusuyla ağırlaşmış. Karanlık ormanı sararken arkanızda bir dalın kırıldığını duyuyorsunuz. Kalbiniz göğsünüzde hızla çarparken arkasına dönüyorsunuz. Ama orada hiçbir şey yok. Yoksa var mı? Gölgelerde bir şeylerin hareket ettiğine, uğursuz bir şeyin geçici bir görüntüsüne yemin edebilirdiniz. Beşinci bölüm, Çözülemeyen Gizem. Korkunç ününe rağmen Blackwood Ormanı, her biri derinliklerinde gizlenen gizemleri çözmeyi uman meraklı ziyaretçileri kendine çekmeye devam ediyor. Bilim adamları, paranormal araştırmacılar ve heyecan arayanlar, efsanelerin ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için gizemli doğasına çekiliyorlar. Ancak Blackwood Ormanı sırlarını yakından koruyor. Bulunan her cevap için daha fazla soru ortaya çıkıyor. Orman, gerçekliğin doğaüstüyle iç içe geçtiği bir yer, bir muamma olarak kalıyor. Ormanı geride bırakırken, izlendiğiniz hissini, görünmeyen bir şeyin her hareketinizi takip ettiği hissini atamazsınız. Blackwood Ormanı, ruhunuzun bir parçasını, dünyamızın ucunda yatan karanlığın sürekli bir hatırlatıcısını sonsuza dek elinde tutacak.